Fikir Sepeti örgü kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün yine farklı bir patik çalışmamız var hanımlar. Eskilerden bir model. Hatırlayacaksınız siz de ama çok kullanışlı, çok sevdiğim bir model benim. Çok da yapım kolay. Belki bilmeyenler vardır diye ben tekrar anlatmak istedim. Alt tarafta dikişimiz var. Arkada var. Bu şekilde çok kolay bir şekilde öreceğiz inşallah. Önüne ben böyle bir çiçek koydum. Siz istediğinizi yapıp koyabilirsiniz. Yine ben burada dikiş temizleme yaptım. Pardon kenar örgü kenar temizleme yaptım. Onu da yine göstereceğim. Hadi başlayalım o zaman. Ben bu sefer patik ipi kullanacağım hanımlar. Biliyorsunuz ben genelde nakıl pırlantayla yapıyorum patiklerimi. Bir de siyah renk ve gri renk kullanacağım. Siyah rengi ara renk olarak kullanacağım. Griyi ana renk olarak kullanacağım. Şişim. Patik şişi normal şişle de örebilirsiniz. 3 numara. Benim şişlerim. İlmek atmaya başlıyorum. Tam 25 tane ilmek atacağım bu şekilde. Bu şekilde 25 tane ilmek atıyorum. Siz ilmeklerinizi nasıl atıyorsanız öyle atabilirsiniz. 25 tane ilmeğimi attım. Şimdi şu arka kenardan başlıyoruz hanımlar. Böyle geleceğiz. Dümdüz örüp devam edeceğiz. Şuradaki ölçümüz bizim 25 ilmek. Böyle bu şekilde çift şiş üzerine başlıyorum ki burada bir başlangıçta bir daralma olmasın. Çünkü dikince arka tarafta rahat olsun. Şimdi bildiğiniz gibi nasıl siz haroşa örüyorsanız bu şekilde ben böyle örüyorum haroşalarımı. Bildiğiniz gibi haroşalarımızı örmeye başlayalım. Böyle. Örgülerimizi başlarken hanımlar ben genelde burada sesi söylemiyorum ama bugün size de söylemek istiyorum nasıl başladığımı. Ben dua okuyarak başlıyorum. Rabbi Yesir duasına eminim hepiniz biliyorsunuzdur. Ben onu okuyarak başlıyorum. Dilerseniz beraber de okuyalım burada. Rabbi Yesir ve la tuassir Rabbi temmim bil hayır. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim sonunu hayırla bitir diye açıklaması da hanımlar. Çok güzel bir dua. Siz de okuyun inşallah. Örgüleriniz daha kolay, daha böyle yerinde gidecek diye düşünüyorum. Bir sıkıntısız inşallah örersiniz kolaylıkla. Allah izin verirse tabii ki. Kenar ilmeğimi önden aldım. Şimdi bu şekilde bakın. Burası benim ön yüzüm. Bir sıra haroşa ördüm. Bu şekilde tam 29 sıra haroşa öreceğim ben. Benim bu patiğim 37-38 numaraya göre. Siz eğer daha büyük istiyorsanız 30 sıra haroşa örebilirsiniz. Benim buradan buraya 29 sıra haroşa ördüm. Siz büyük istiyorsanız 30 örebilirsiniz. Veya küçük istiyorsanız 28-27 sıra örebilirsiniz. Şuradaki sayımız değişmeyecek. Önemli olan buradaki haroşa sıra sayımız. Ayağımızın büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre ayarlayacağız. Bu benim yaptığım 37-38 numaraya göre. Şimdi ben 29 sıra buraya kadar haroşa örüp geliyorum. 29 sıra haroşamı ördüm hanımlar. Bu şekilde. Şimdi artık siyah ipime geçeceğim. Siyah ipimle düz öreceğim. Gri ipime geçtiğimde yine haroşa olarak devam edeceğim. Bu şekilde öreceğiz. Siyah ipimi bağlıyorum. Biraz önce söylediğim Rabbi Yesir duasını hanımlar her yerde okuyabilirsiniz. Her işinizde okuyabilirsiniz. Sabah kalktığınızda bile okuyabilirsiniz. Allah'ın izniyle büyük bir yardımcı bir dua. Çocuklarınız için sınava girmeden sizin büyük işleriniz için okuyabilirsiniz. Ben çok çok faydasını görüyorum. Sizlere de burada söylemek istedim. Bu şekilde ipimi bağladım. Ön yüzdeyim. Ön yüzde 29 sıra haroşa ördüm. Hemen örmeye başlıyorum. Bildiğimiz düz bir şekilde örgümüzü öreceğiz. Artık düz örgüye geçiş yaptık burada.
Bu şekilde örgümüzü düz örüyoruz. Bu sarayı böyle örüp arka yüze geçeceğim. Arka yüzdeyim. Bütün ilmeklerimi bu yüzde ters sırada olduğum için tersten örüyorum. Yüzden tarafa bakacak şekilde ters örüyorum bu sırada. Yani ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak sıramızı tamamlayalım. Ön yüze gelelim tekrar. Ön yüze geldim hanımlar. Siyah olduğu için belki biraz hani görmeniz sıkıntı oluyor mu bilmiyorum ama yine bu yüzde ilmeklerimi düz bir şekilde öreceğim. Arkadan da yine tersten örüp geleceğim. Yani 4 sıra siyah ipimle örmüş oluyorum. 2 önden 2 arkadan 4 sıra siyah ipimle öreceğim ve düz örgü yapıyorum. Haroşa yapmıyorum. Şimdi ben bu sıramı tamamlayacağım. Arkadan da tersten örüp yine ön yüzüme geleceğim. Evet hanımlar, ön yüze geldim. 4 sıra siyah ipimle ördüm. Zaten gri ipimi koparmamıştım. Şimdi gri ipime geçeceğim. Siyah ipimi tabii koparmıyorum yine. 2 önden 2 arkadan siyah ipimle düz örgü ördüm. Şurada tekrar göstereyim. Düz örgü örüyorum. Grilerle haroşa öreceğiz. Şimdi tekrar gri ipimi geçiyorum. Ve siz haroşayı nasıl örüyorsanız yine o şekilde önden veya arkadan nasıl örüyorsanız siz kendinize göre ayarlayacaksınız, örmeye başlayacaksınız. Ben yine haroşayı da düz ördüğüm için, hep düz sıradan ördüğüm için böyle örüyorum. Bu birinci sıramız. Yine gri ile de 4 sıra gideceğiz ama ön yüzden 2 sıra haroşamız gözükecek. 4 sıra öreceğiz ama ön yüzden 2 haroşamız örülecek. Şimdi burayı düz gideyim. Arkaya gelince tekrar göstereceğim. Arka yüzdeyim. Yine ikinci sıramdayım. Gri ile yine ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum ki ben ön yüzde haroşa olarak çıksın. Bakın bu şekilde haroşa olarak çıkabilmesi için ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Haroşa örgüye geçtim artık. Tekrar ön yüzdeyim. Tekrar örgüme haroşa olarak devam ediyorum. Siz tabi haroşayı nasıl örüyorsanız önden veya arkadan. Önden ve arkadan haroşamı ördüm hanımlar. Yani iki önden iki arkadan siyah rengimle örüyorum. Düz örgü örüyorum. İki önden iki arkadan da gri rengimle örüyorum. Ve bakın burada iki sıra haroşam çıkmış oluyor. Toplamda ikisinden de dörder sıra örüyorum ama siyahla düz örüyorum. Gri ile haroşa örüyorum. Şimdi tekrar siyah ipime geçiyorum. Yine düz örgüme devam edeceğim. İki önden iki arkadan öreceğim örgümü. 4 sıra düz örgü örmüş olacağım. Bu şekilde. Bu şekilde hanımlar devam edeceğiz. Daha sonra tekrar griye geçeceğiz. Gri ile 2 sıra haroşa öreceğiz. Şurada ben göstereyim tekrar size. Bakın düz haroşa, düz haroşa. Koyu ipimizle, siyah ipimizle düz örüyoruz 4 sıra. Gri ipimizle de 2 sıra haroşa örüyoruz. Aslında 4 sıra örüyoruz ama ön yüzden 2 sıra çıkıyor dediğim gibi. Bunu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siyah sıramız 8 tane olana kadar öreceğiz. Gri sıramız da 7 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siyahla 8 tane olana kadar, siyahla düz sıramız 8 tane olana kadar örelim. Evet hanımlar, ben 8 sıra siyahımı bitirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 7 sırada gri olacak demiştim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi tekrar gri rengime geçiyorum. Normal haroşa olarak devam edeceğim yine. Yirmi dokuz sıra düz haroşa sırası örmüştük biliyorsunuz.
Tekrar buraya bir 29 sıra düz haroşa sırası yapacağız. Bu şekilde öreceğim. Şu ipimi ben temizlemeyi göstermek istiyorum size. Artık siyah ipimle işim bitti benim. Bunu şöyle şuradan kestim. Tığımla şuradan çekip bir iki zincir çekiyorum. Şu şekilde tırnağımla iyice arkaya doğru ittiğim zaman çektiğim zinciri hiçbir şekilde açılma olmaz. Buradan da kestim. Güzelce bakın örgümüzün arkası da böyle tertemiz. Her zaman temiz iş yapmaya özen gösterelim inşallah. Çünkü bu da örgümüzün güzelliğini etkileyen bir unsur. Şimdi dediğim gibi hanımlar iplerim karıştı birbirine. Düzleyeyim. Evet. 29 sıra haroşamı örmüştüm. Düz ve yine haroş olarak sıralarımı devam etmiştim. Şimdi tekrar gri rengimle böyle buradaki haroşa sırama geçtim. Yine 29 sıra haroşa örüp geliyorum. Evet hanımlar, ben 29 sıra daha ördüm. Bakın böyle kadraja tam sığmıyor ama bu şekilde 29 sıra ördük. Tekrar bu ara renklerimizi ördük ve 29 sıra daha ördüm. Buradan kesim yaptım. Son bu ilmeğimi bırakıyorum. Çünkü bu kenarını çevireceğim. Onu koparmak istemiyorum. Şimdi bu tam ortaya geldim. Alt tarafa bakın. Bu üste bırakıyorum bunu. Alt tarafta iğnemi ipliğimi geçirdim. Bakın burada 7 tane gri var. Bu 3 griden kameraya yaklaştır. 3 griden bakın böyle siyah, gri, siyah, gri. Bu şekilde şöyle çekeyim. Evet, bu şekilde hanımlar bakın 3 griyi topladım ve bunu buradan bağlıyorum. Bu bizim alt dikişimiz olacak ama burada bir sivrilik olsun istemiyorum. Burada bir hafif bir büzme yapıyorum. Şimdi öbür patiğimde de göstereceğim size. Bakın şu kısım. Burayı hafifçe bir büzdüm. Çünkü burada bir sivrilik olsun istemiyorum. Şimdi dikişimize geçelim. O ipimi ben oradan çekeceğim. Her zamanki diktiğim gibi siz biliyorsunuz beni takip eden arkadaşlarım. Bir bundan, bir bundan alaraktan dikişimi yapıyorum. İkiye katlayıp dikmiyorum. Çünkü ikiye katlayıp dikersem buradaki dikiş beni rahatsız eder. Ayağımıza batar. O yüzden ikiye katlayıp dikmiyoruz hanımlar. Bu şekilde karşılıklı birbirine gelen ilmekleri buradan alaraktan böyle dikeceğiz. Alt tarafı diktim hanımlar. Bu şekilde. Şimdi arka tarafa geldim. Topuk kısmındayız. Yine aynı şekilde bir buradan alacağım, bir buradan alacağım. Bu şekilde ön yüzden dikiyorum. Karşılıklı gelen ilmekleri alaraktan ön yüzde dikiyorum. Buraya kadar dikeceğim. Yukarıda ipimi sağlamlayıp koparacağım. Kenarını çevireceğiz artık. Evet hanımlar, dikiş işimi bitirdim. Bakın bu ayağımızın altı, arkayı da diktim bu şekilde. Burada ipimi koparmadım. Dediğim gibi kenar işlemini, çevirme işlemini yapacağız. Şimdi kenar çevirme işleminden önce bu ön tarafımızı büzmemiz gerekiyor. İpimi iki kat katladım. Bakın birer ilmek atlayarak. Düğüm yapmıyorum. Burayı bağlama yapacağım için. Bakın bir griden, bir siyahtan
Bu şekilde alıyorum. Her ilmeğe batmama gerek yok. Böyle bütün bu ilmekleri alacağım. Bütün bu ön ilmekleri aldım. Buradan ipimi kestim. Bakın sadece bu siyahtan başladım. Son siyaha kadar. Bunu bu şekilde güzelce, bu ipi çift kat olsun tabi burası, sağlam olması için güzelce çekip büzdüm. Bunu yine ben alt tarafta çekeceğim. Bakın bu şekilde batiğimizin ön tarafını büzmüş olduk. Şimdi kenar çevirmeye geçelim. Tığımı geçirdim. Bu örgü temizleme yöntemim benim. Bir tane burada zincir çektim. Bakın buraya batıyorum. Burada örgüme batıyorum. Çektim ve kapattım. Bu yöntemi daha önce de anlatmıştım. Kanalımda da birebir var. Bunu bulabilirsiniz. Nasıl yapıldı? Bu yöntemi yapmazsam bakın bura çok aşırı derecede esnek oluyor. O yüzden ben bu yöntemi mutlaka bu tarz şeylerde mutlaka ama mutlaka yapıyorum ki bu boğaz kısmı daha böyle tutsun, daha güzel olsun. Yoksa ayağımızdan çıkabilir, esnek olduğu için giyince de daha çok esneyecektir tabi. Haroşa biraz esnek olduğu için. Bu şekilde hanımlar bakın tüm etrafını çevireceğim. Sonuna geldim hanımlar. Bunu burayı göstermek istiyorum size özellikle. Şuradan batıyorum arkadan. Buradan ilmeğimi içe doğru çektim. Ve burada iki zincir çektim. Ve kestim. Bunu sonra içe çekeceğim ben. Arkanın düzgün olması için bu şekilde yapıyorum. Bakın. Patiğimin tüm etrafını çevirdim. Şimdi çiçeğini yaparım isterseniz. Çiçek için 8 tane zincir çekiyorum. Burada ipim birazcık fazla bıraktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Birleştirelim. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Üzerine aldım. Buraya 3 defa battım, bir fıstık yaptım. Kapattım fıstığımı. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tam fıstığımın tepesine tekrar battım. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bu dibine batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Üzerine aldım. Buraya 3 defa bataraktan bir fıstık oluşturdum. Fıstığımı kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tepesine battım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ve dibine battım. Bu şekilde 6 tane dolduralım. Bitirdim hanımlar. İpimi böyle kesip çekiyorum. Şimdi orta göbeğini yapacağım siyahla. Biraz yine ipimi uzun bıraktım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın böyle uzatıyorum. Şu ikinci zincire, tam ortadaki zincire bu şekilde bir fıstık yapıyorum. 2, 3 ve 4. 4 defa battım, çektim fıstığımı. Fıstığımı kapattım. 1, 2 zincir çekiyorum sağlam olsun diye. Şuradan kesiyorum. Bu şekilde ikiye katlayacağım hanımlar. Tam ortasından, arka taraftan geçiriyorum. Bakın ön tarafta bu şekilde. Şimdi bu ipleri birbirine arkadan sabitleyeceğim, bağlayacağım ve tam
Buraya patiğimizin ön tarafına bunu geçirip bağlayacağım arkadan. Evet hanımlar, patiğimiz bitti. Çiçeğindi. Ben geçirdim. Siz isterseniz başka çiçekte yapabilirsiniz. Pompon da yapabilirsiniz buraya. Çok basit örmesi bu patiğin. Çok kolay, çok da kullanışlı. Eskilerden bir patik demiştik. Bakın bu şekilde. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın inşallah. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Videolarımın devamı için desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.